Evet arkadaşlar, şap şap çıktık. 5 dakika sürmedi Sırbistan'dan çıkış. Şimdi bakalım Hırvatlar ne yapacak? Hırvatskalar ne yapacak? Sırbistan'dan çıkışı yaptı. Sanırım hani kişi ülkeyi terk etti. Ülkeden çıktı. Sistemden çıkıyor. Ruhsat, ehliyet gibi şey bu sefer istemediler. Normalinde Sırplar isteyebiliyorlar. Benim de başıma geldi. Çıkışta bile istiyorlar yani. Öyle söyledim size. Evet, şimdi Hırvatska Kontrolska'dayız. Evet arkadaşlar, Hırvatistan'a girişimizi yaptık. Kontrolde olmadık. Sadece kimliği gösterdim. Ülkeye girişimizi gerçekleştirdik. Bu sefer hayret, hiç bagaj magaj kontrolde olmadık. Biliyorsunuz bu konuda Macaristan çok sıkı. Arkadaşlar, her gelen arabayı titizlikten kontrol ediyorlar. Muhakkak bagaj kontrolü yaparlar ya. Lütfen yorumlarda yazın. Bagaj kontrolü olanlarınız ve olmayanlarınız. Yani hiç bagaj kontrolü olmayanlarınız yazsınlar. Yani ara sıra oldum, ara sıra olmadım değil. Kesinlikle ben hiç kontrol olmadım Macaristan'a giriş yaparken diyenler var mı acaba? Çok merak ediyorum bunu. Mutlaka, ben hiç hatırlamıyorum ki bagaj kontrolsüz Macar'a giriş yaptı. Hadi geçmiş olsun. Şimdi Hırvatistan'dan bilgiler verelim. Demin bunu vaat etmiştim. Evet, hız limitimiz aynı Sırbistan'da olduğu gibi saatte 130 km. Burada da yine aynı Sırbistan'da olduğu gibi vinyet yok, mount ödeniyor. Gişede bilet alınıp diğer gişede ücret ödeniyor. Şimdi gelelim. Geçenlerde YouTuber arkadaşımızın biri yanlış bilgi verdi. Dedi ki Hırvatistan AB'ye üye oldu dedi. Bu yanlış bilgi. Hırvatistan uzun yıllardan beri Avrupa Birliği'ne üye, yalnız Schengen üyesi değildi. Doğru hatırlıyorsam tarihi 4. ayın 1'i itibariyle Schengen üyesi oldu. Böylece Hırvatistan ve Slovenya arasında bulunan hudut kapısı, böylece de kontroller kalkmış oldu. Evet, bu arkadaş orada maalesef yanlış bilgi verdi. İstemeyerek yapmıştır, dalgınlığına gelmiştir. Ben burada düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Mesela Bulgaristan olsun, Romanya olsun, bunlar yaklaşık 17-18 yıldır Avrupa Birliği üyeleriler, yalnız Schengen'de değiller. Evet, bilet alınıyor. Aynı Sırbistan gibi ya. Motorcular ne kadar rahat değil mi? O ne yapsa adam ya? Bileti cebine sokacak. Eldivenini takacak. Anlayışlı olmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, biletimi de çektim. Ve devam ediyoruz. Bu bileti de kaybetmemem gerekiyor. Orta göze koydum, kaybolmaz. Hadi bağla. Kick down. Kick down derken yarı kick down çekiyorum ha. Fazla kick down'a gerek yok. Evet, 130.
ilerleyeceğiz. Batistan'a da girdik. Artık dediğim gibi gümrük de kalmadı, kontrol de kalmadı. Schengen ülkesi olduğu için sıkıntımız yok. Güzel güzel yolumuza devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb var. Sonra sonrasını boş ver. Sonrasını sonra söylerim. Ben hangi ülkede bulunuyorsam anlık o ülke hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar yine hızımı. 130 fazla yok. Böyle güzel bir şekilde seyrediyorum arkadaşlar. Hiç acelem de yok. Böyle gidiyoruz işte. Manzaram da güzel. Karanlık oldu gerçi. Ağaçlar pek... Ağaçları görüyorum da renklerini seçemiyorum. Yani rengini, ağacın rengi seçilmiyor. Ama biliyoruz ki ağaçlar yeşil. Mavi olacak hali yok ya. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Hırvatistan'a hoş geldiniz. Arkadaşlar haber vereyim dedim. Hırvatistan'da yaklaşık 20 kilometrelik bu inşaat var. Tek şerit gördüğünüz gibi. Ben 3-4 kilometre oldu gireli. Yaklaşık 16 kilometre daha inşaat olacak. Haber vermek istedim. Yaz sezonunda biter mi bilemiyoruz. Hani yaz sezonunda buradan geçenlere şimdiden Allah sabır versin diyorum. Kolay değil. Şimdi yazdı sağda, belki görmüşsünüzdür. 16 kilometre yazdı. Bakayım 15.yi bekleyeyim de yani 15. kilometreyi onu da yazacaktır kesin. Umarım karanlıkta görür ve okuyabilirsiniz. Evet, kolay değil. Yaz sezonunda burası felaket. Şimdi gelir. Kilometre oldu mu? Demin 16 yazdı da gözünüzden kaçmış olabilir. Aa, burada yazıyor bak, 15 kilometre. Umarım yansıdı size. Umarım yansıdı. Evet, Allah kolaylık versin. Evet arkadaşlar, hala inşaattayım. Son 1 kilometresi falan tahmin ediyorum. Şimdi de burada otoban ücretini ödeyeceğiz. Kamera durumu nasıl? Ayarı iyi mi? Karanlıkta fazla belli olmuyor ama. Evet, burada bir otoban ücretimizi ödeyelim. Bakalım kaç paraymış, ben de bilmiyorum. Birkaç sene oldu buradan son geçeli. Bilsem bile değişmiştir. Zam gelmiş olabilir. Bakacağız. Bakacağız. Achtung, Mautstelle und der A3 weiter folgen. Bakacağız arkadaşlar, bakacağız. Ara ayarı şimdi oldu. Böyle çekiyorum. Baş artık kusura bakmayın, ara sıra ayarlamak gerekiyor. Evet, nereye gidelim? Achtung, Mautstelle.
Evet, şimdi fark ettim. Eleman yok. Bankamatla ödeniyor. Şey, bankamatla diyorum. Otomatta ödeniyor. Bakalım becerebileceğiz mi? Şu kamerayı alıp vermedim ya. Umarım beceririz. Bakalım nasıl olacak. Molimo vas pričekajte. Hvala vam. Želimo vam ugodnu i sigurnu vožnju. Arkadaşlar, kart ödemeyi yaptım. 16.90 16 euro 90 sent. Buraya kadar temassız. Bakın önce bileti, ah keşke videosunu çekseydim. Önce yukarıda bileti sokmaya yer var. Hırvatça bir şeyler söylüyor. Kartınız temassız kabul ediyorsa evet, hemen orada kartla ödemeyi yapıyorsunuz. Bitiyor. Güzel. Evet. Zagreb'e de geldik sayılır. Kamera ayarını pek anlayamadım bu sefer arkadaşlar. Nedense kayma yapıyor. Bakalım Zagreb kaç kilometre? Arkadaşlar şu an Zagreb'i geçmek üzereyim. Zagreb'i de atlattık. Şimdi önümüzde Maribor var. Slovenya'da Maribor. Birazdan ilk önce Ljubljana'yı takip ediyorsunuz. Sonra Maribor. Gerçi hangi tarafa gideceğinize bağlı. Münih tarafına gidenler Ljubljana takip edecek. Diğer tarafa gidenler Maribor'u takip edebilirler. Burada herkesin kendi arzusuna, isteğine bağlı diyebiliriz. Şu nasıl gidiyor bu yağmurda adam ya. Sonra kaydım, çarptım, eyvah. Biraz yavaş gidin ya. Evet arkadaşlar. Zagreb şu an görüyorum. Sağ tarafında ışıklar. Zagreb de güzel bir şehir. Aslında gelip bir gün gezmek lazım ama işte zaman ayıramıyoruz ki. İnsan yorgun oluyor. İster sıla yolu olsun, ister gurbet yolu olsun. Yorucu, yani insan yorgun oluyor. Bir an evvel gitmek istediği yere varmak istiyor. Gezilmiyor. Yani burası değil, hiçbir yeri doğru dürüst gezemiyoruz. Ben gezdim, Belgrad'ı gezdim, Üsküp'ü gezdim, Selanik'i gezdim. Öyle. Ama birkaç sene oluyor. Artık canım istemiyor arkadaşlar. Artık öyle geziler falan pek istemiyorum ya. Sıkıldım artık, bıktım. Şöyle işte. Burada yine çok uzun bir inşaat var. Ben rahat bir 4 kilometre oldu gideli. Şey gideli diyorum, gireli. Arkadaşlar yorgunluk oldu şu an. Şu yorgunluk bastırdı. Yanlış konuşuyorum. Yanlış kelime kullanabiliyorum. Af ola. Evet, Hırvatistan bu sene sıkıntılı olacak gibi. Evet, 4 kilometre oldu yaklaşık gidelim. 2 kilometre daha gösterdi şimdi. Yani 6 kilometre civarı burada bir inşaat var. Hırvatistan bu sene inşaat. Zagreb taraflarında.
yani Sırbistan'dan Hırvat'a girdikten sonra Zagreb'e kadar ve Zagreb'e 30-40 kilometre kala inşaatlar başlıyor diyebiliriz aşağı yukarı. Dediğim gibi yaz sezonunda can sıkıcı olabilir. Trafik yoğun oluyor. Çok uzun kuyruklar oluşacağı benziyor. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Yani zaman ve sabır getirmek gerekiyor. Bavullara biraz sabır ve zaman da koyun. Bol bol bulunsun. Lazım olacak. Sisak, Krapina, Ljubljana. Evet, burada inşaat bitti. Hız limiti de kalktı. Hız limiti çok enteresan, inanmayacaksınız, 40. Ama ortalama 80-90'la gittim. Öndeki arabalar da öyle gidiyordu. Onlara uydum. 40 gitsem arkada gelen araba beni linç eder. Burada limit yok. 130 git diyor. Biraz hızlanalım. 100 gidiyormuşum. Unutmadan bir şey daha bildireyim. Bu sene Hırvatistan'ın yolları da bozuk. Hele ki sağ şeritlere çukur dolu. Arkadaşlar, doğru duydunuz. Birçok yerde sağ şeritte çukurlar mevcut. Ağır taşıtların verdiği zararlar. Ama Hırvatistan'ı ilk defa böyle görüyorum. Normalinde ayna gibi, kaymak gibi yolları vardı her zaman. Yani o da sıkıntı arkadaşlar. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Arkadaşlar, burada yine bir gişe var. Bakalım burada ne olacak? 550 metre diyor. Daha yakın gözüküyor sanki, değil mi? Stop 400 metre. Stop 300 metre. Burada ne yapacağız? Bilet mi çekeceğiz yine? Çekelim bakalım. Çekelim bakalım. Evet, bilet çekiyoruz. Take a ticket. Take a ticket yaptık. Take a ticket yaptık. Ve gazladık. Devam ediyoruz. Niye 80'lik? Ha, bir kilometre sonra inşaat başlıyormuş. Ben dedim size, Hırvatistan'da inşaat çok. Haberiniz olsun. Dediğim gibi yaz sezonu başlamasına tam 2 ay var. 6. ayın sonları 25-26'sında ilk eyaletler tatile çıkacaklar. Umarım 2 aya kalmaz. İki aya kadar bu inşaatlar biter de sıkıntı yaşamayız. Bakalım bu çok uzun mu? 60'a düşürüyor. Biraz frenleyelim. Ne
geleceğini bilemiyoruz. Ne geleceğini bilemediğimiz için, evet, araba uzunları da yaktı kendiliğinden. Seksene çıktı. Bu da uzun bir inşaat arkadaşlar. Mübarek yerde 10 kilometreden aşağı inşaat yok ya. Vallahi la. Ya. Arkadaşlar şimdi inşaat bitti. Bu o kadar uzun değilmiş. Yani yine yaklaşık 4-5 kilometre ama öbürlerine göre kısa. Ama yaz sezonunda yine de sıkıntı çıkartabilir. Neyse. Bu arada Slovenya sınırına da az kaldı. Kilometre olarak bilemiyorum da fazla bir yol kalmadı diyebilirim. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama 2 kilometre sonra bir inşaat daha geliyor. Hırvatistan. The country of the instructions. İnşaatlar ülkesi, ha? Metre sonra başlıyormuş. 80'e düşürdüler. Biz önce 90'la gidelim. Sonra duruma göre bakarız. 60'a kadar düşürüyorlar herhalde. Evet, düşürüyorlar. 60'a kadar düştük. Bu ne kadar? Bu da enteresan. İnşaat başladığı anda 60'a düşürüyor, sonra 80 veriyor. İyi, bu uzun değilmiş. Birkaç yüz metre. Hemencik de bitti. Şimdi gide mi inşaat geliyor arkadaşlar? Yok, inşaat değilmiş. Evet arkadaşlar, yine Hırvatistan, yine inşaat. Bakalım bu ne kadar sürecek. Burası Almanya'yı geçmiş. Ben Almanya'yı inşaatlar ülkesi diye biliyordum. Hırvatistan Almanya'dan o ünvanı aldı. Girerken inşaat var. Ama 80'lik. Güzel. Bu da güzel bir tünel. Bakalım ne kadar uzunluğu var tünelin. Şey, tünelin dedim, inşaatın. Tünel küçüktü canım. Tünel küçüktü de inşaat yine uzun. Bitti.
burada hız limiti 100 olur. Bak gördünüz değil mi? Çok tuhaf bu Hırvatistan'da. İnşaat girişi diye 60 veriyor. İnşaata girer girmez gire 80'e çıkartıyor. Tuhaf. Benim tuhafıma gitti. Ben görmedim. Dur bakayım, bir dahaki tünelde dikkat edeyim. Tünelin uzunluğu yazıyor mu burada? Yollar bomboş. Benden başka kimse yok. Yapayalnızım. Yapayalnızım arkadaşlar. I am alone. Ama korkmama gerek yok sanırım. Düşürüyorlar. İlginç. Neden acaba? Evet. Yazıyormuş uzunluğu. 590 metre. Demek hepsinde yazıyordu. Ben okumadım. Okuyamadım. Daha doğrusu görmedim. Şimdi dikkat edince görebildim. Hırvatistan'da son otoyol ücretini ödeyeceğiz. Achtung, Mautstelle. Evet, Achtung, Mautstelle. Dikkat edin diyor. Gişe var diyor. Zaten iki tane gişe açık. Nerede? Şurası. Ne kadar tuhaf. Bu da mı otomat ödeniyor? Evet, aynı keza. Üf, arkadaşlar, biraz stresli oldu. Temassızı kabul etmedi. Uğraştım. O arada da kaç para ödediğimi anlayamadım, göremedim. Biraz stres yaşadım. Anlayacağınız.
Evet arkadaşlar, burası Hırvatistan çıkış. Bir ay evlene kadar burada gümrük vardı, bekleme vardı, kontroller vardı. Çok şükür kalktı. Evet, Hırvat'tan çıkışımızı yaptık. Slovenya, aynen girdik. Slovenya burada. Evet arkadaşlar, vinyet de almamız lazım birazdan. He, Slovenya için burada giriş yapıyoruz. Vinyet point geçtik. Ama burada da olması lazım ya. Aynen. He, burayı biliyorum. Burada vinyet de alınıyor. Yerini mi değiştirdiler ya? Yok, burası. Ama niye giremedim? Ha, buradan. Abi karışık ya burası. Ha, tamam, burada otopark var. Doğru, böyleydi. Ya çoktan beri gelmedim buradan. Arkadaşlar, Slovenya'da da vinyet almamız gerekiyor. Gidip onu alalım. Avusturya'yla direkt burada alacağım. Sonra yola devam ederiz. Arkadaşlar, arabayı buraya bıraktım, demin gördünüz. Geliyorsunuz burada, direkt burada hemen yanında kapı var. İçeride çekim yapmak istemiyorum. Belki müsaade etmezler. Buradan içeri giriyorsunuz ve Slovenya ile Avusturya vinyetisini alıyorsunuz. Ben içeri giriyorum. Arkadaşlar, bu Avusturya'nın yapıştırmalık. Bu da Slovenya için e-vinyette. İkisini de aldık. Gördünüz. E-vinyette Slovenya, bu da Avusturya. İkisi beraber 24,90 €. Yapıştırdım e-vinyetliyi. E-vinyetli diyorum. Avusturya'nın vinyetlisini yapıştırdım. Evet. Bak, unutmayın. Şurası eskiden Slovenya'nın giriş kapısıydı. Hırvatistan Schengen'e girdiğinden dolayı gümrükler, kontroller kalktı. Sanırım yakında buraları da iptal ederler, yıkarlar. Ne dedik? Girer girmez, Slovenya'ya girer girmez hemen sağ tarafa arabayı çekiyorsunuz. Şu kapıdan içeri giriyorsunuz. Ve iki ülke içinde vinyetinizi alıyorsunuz. Avusturya'yı alma mecburiyetiniz yok. Yok arkadaş, ben Avusturya vinyetisini burada almayacağım, Avusturya'da alacağım diyorsanız canınız sağ olsun. Ama Avusturya'da neden uğraşayım? Burada ikisini de alabiliyorsam ikisini burada alırım. Bir kere de halletmiş olurum. Haydi arkadaşlar, ben şimdi yoluma devam ediyorum. Slovenya'da görüşürüz. Bir diyeceğim.